Özetle elbette ki üstlerine atılı bu isnat edilen suçu reddettiklerini belirtti. Darbe girişimi, teşebbüs ve vatan savunması emekli olunca bitmez. Bu cümleyi de aldık. Sercan bize savunmadaki bu ayrıntıyı aktardı ve şimdi avukatların savunması alınıyormuş. Gelişmeleri aktaracağız. O noktadaki takibimiz sürüyor. Birazdan da Çağlayan'a gideceğiz. Biraz önce ifade ettiğim gibi aslında Osman Kavala uzunca bir süredir bu davanın politik, siyasi bir dava olduğunu belirttiği için savunma yapmayı reddetmişti. Mahkemeye de gitmiyordu, savunma da yapmıyordu. Ancak bugün savunma yapmaya başladı. Birazdan Hazal Güven arkadaşımız daha ayrıntılı bir şekilde aktaracak. Kavala casusluk suçlaması tamamen hukuk dışıdır dedi. Bu yapmış olduğu savunmada bugüne ilişkin Osman Kavala'nın tutukluluğunun devamı istendi. Bunlar bildiklerimiz. Daha da fazlasını muhabir arkadaşımızdan öğrenelim. Evet Hazal Güven, sabah saatlerinden itibaren takiptesin. Neler yaşandı? Kavala'nın tutukluluğu savunması devam ediyor mu? İlgi yoğun mu? Bize bunların yanıtını ver lütfen. Begüman Aydoğan, iyi yayınlar diliyorum öncelikle. İlgi yoğun mu diye son sorundan bir cevapla ben de devam edeyim. Evet, ilgi yoğun. Bugün bildiğiniz üzere bir karar duruşması görülüyor yukarıda İstanbul'un 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde. Bu karar duruşması nedeniyle ve daha da önemlisi duruşma öncesinde savcının verdiği mütalaa nedeniyle oldukça yoğun bir kalabalık bu duruşmayı, bu davayı takip için buradalar, İstanbul Çağlayan Adliyesi'ler. Neden o mütalaa nedeniyle diyoruz? Çünkü savcı mütalaasında iki isim hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Bu iki isim Mimar Ayşe Mücella Yapıcı ve tutuklu iş insanı, bu davanın sembol ismi haline gelen iş insanı Osman Kavala hakkında. Bu iki isim hakkında bunlar istendi. Diğer isimler hakkında da 20'şer yıla kadar hapis cezaları istendi. Yurt dışında olan firari kapsamda değerlendirilen sanıkların da dosyasının ayrılmasını istedi. Mütalaasında bir önceki duruşma ile bu duruşma arasındaki verdiği mütalaada mahkeme heyetine. Dolayısıyla bu duruşmanın böyle de bir önemi var. Yani son savunmalarını verdikleri düşünülen, son savunmalarını veren tüm sanıklar aslında bu karar duruşmasında, özellikle bu iki sanık, kendileri hakkında istenen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına karşı bir savunma yapıyorlar. Ve burada da şöyle bir ayrıntıyı vermiş olalım izleyicilerimize. Tutuklu iş insanı Osman Kavala başından itibaren şöyle değerlendiriyordu. Biliyorsunuz ki 2017 yılından bu yana tutuklu bir şekilde bu davanın da tek tutuklu sanığı olarak yargılanıyor. Dolayısıyla Osman Kavala şunu söylüyordu. Beraat kararları oldu, bozma kararları oldu, birleştirme kararları oldu. Bir önceki duruşmaya kadar, 21 Şubat tarihindeki bir önceki duruşmaya kadar birleştirilmiş torba bir davayken bu davada tekrar bir ayırma kararı çıktı mahkeme heyetinden. Bu duruşma o ayrılmış Gezi davasının ilk duruşması oldu aynı zamanda. Şimdi bu kadar yoğunluklu ve ani adımların atıldığı, kararların verildiği bir dava olduğu için Osman Kavala da diyordu ki bu dava artık siyasi bir davaya dönüşmüştür. Her duruşmanın öncesinde bir takım siyasi isimler tarafından, hatta bunların içerisine Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil oluyor zaman zaman. Çok önemli, aslında bu davayla doğrudan ilişkisi bulunmayan siyaset sahnesindeki bir takım isimler üzerinden hedef göstermelerle uğraşıyorum. Hedef göstermelere maruz kalıyorum. Dolayısıyla artık siyasi bir davaya dönüştü. Hukuki hiçbir zemin kalmadı burada diyordu ve bir protesto gerçekleştiriyordu. Duruşmalara katılmıyordu Begüman Aydoğan. Bunu bizler de buradaki takibimizde her duruşmada buradan yaptığımız yayınlarda söylüyorduk. Bugün karar açıklanacağı için, karar beklendiği için ve kendisi hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiği için mütalaada Segbis yöntemiyle Silivri Cezaevinden bağlanarak savunmasını yaptığını biliyoruz. Savunmasında şunları vurguladı Osman Kavala. Biraz oralardan da İzleyicimiz için alıntılar yapmış olalım. Daha net anlayabilmeleri için yukarıdaki atmosferi. İstenen mütalaada çok önemli bir ayrıntı vardı. O önemli ayrıntı da şuydu Begüman Aydoğan. Casusluk suçlamasıyla da karşı karşıya kaldı Osman Kavala. Bu yoğunluklu yargılama süreci içerisinde ve fakat mütalaada casusluğa dair, yani TCK 328'e dair hiçbir madde yer almadı. Hiçbir veri yer almadı, hiçbir ifade bulunmadı. Dolayısıyla Osman Kavala hakkında yukarıda savcı birkaç dakika önce Edip Şahiner görüşü sorulduğunda tekrar tutukluluğunun devamını talep etti. Mahkeme heyetine bunu sundu. Ve tabii ki avukatları da hemen itiraz ettiler. Peki bu sefer neden tutukluluğunu istiyorsunuz? Osman Kavala'nın hangi madde uyarınca tutukluluğunu istiyorsunuz dediler. Ve bir ara verildi duruşmaya. Bir 15 dakika kadar ara olacağını biliyoruz. Şu anda arada duruşma heyeti. Gezi davası bahsettiğimiz gibi çok yoğunluklu bir davaydı. Çünkü birleştirilen ve torba şekilde görülen uzunca bir süreci oldu. Çarşı davası da buna dahil edildi. Osman Kavala için
az önce bahsettiğimiz casusluk davası da buna dahil edildi. Gezi Parkı davası da buna dahil edildi. Böyle üçlü bir şekilde bir arada görülen bir davaydı. Yine bir ayırma kararı oldu bir önceki duruşmada 21 Şubat'ta. Şimdi Gezi davası tek başına yukarıda görülüyor. Karar bekleniyor. O karardan tabii ki akıllardaki en önemli soru işaretlerinden biri. 2017'den bu yana tutuklu bulunan Osman Kavala tahliye edilecek mi? Ona bir tahliye kararı çıkacak mı? 20'şer yıla kadar hapis sistemiyle yargılanan sanıklar hakkında ne karar verilecek? Ayşe Mücella Yapıcı hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi nasıl sonuçlanacak? Bu mütalaa mahkeme heyeti tarafından nasıl değerlendirilecek? Bunlar tabii kafalardaki en önemli soru işaretleri. Bugünün sonunda bir karara bağlanması bekleniyor. Evet. Şimdi Begüman Aydoğan biraz uzun bir yayın oluyor. Öncelikle bunu da belirteyim ama bir şeyi daha aktarmak durumundayız burada. Şimdi bugün buranın gündemi oldukça yoğun. Neden yoğun? Çünkü aynı zamanda bir de Boğaziçi davası görülüyor. Ve Boğaziçi davasında aslında Gezi davasına nazaran çok daha hareketli dakikalar yaşanıyor diyebiliriz. Önceki kuşaklardaki bağlantılarımızda konuklarımızla birlikte aktarmıştık. Şimdi bir tekrar üzerinden geçmek istiyorum onu da kısacık. Boğaziçi davasında yargılanan öğrenciler sabahın erken saatlerinde Gezi davasındaki sanıklarla dayanışma için yapılan buluşmada onlar da vardı. Onların da bir çağrısı vardı. Dolayısıyla bu iki duruşma birden aynı günde aynı saatlerde görüldüğü için aynı adliyenin içinde o kalabalık biraz da aslında her iki duruşmaya birden yetişme gayretinde. Sabahın erken saatlerinden bu yana fakat içeride usule ilişkin bir mahkeme heyetinin usule ilişkin bir hatası oluyor ve Boğaziçi'li öğrenciler buna ilişkin itiraz ediyorlar avukatları aracılığıyla. Avukatlar buna itiraz edince avukatlardan Ömer Kavili'yi mahkeme heyeti dışarı çıkarmak istiyor. Şimdi bu aslında hukuk insanları tarafından yayınlarımızda da değerlendirdiler. Şöyle söylüyorlar, emsal bir olay bu diyorlar. Çünkü normalde avukatların bu salondan, mahkeme salonundan hele ki müdafi avukatsa yani savunmalarını yapacak kişi ise çıkarılması mümkün olmayan bir şey diyorlar. Bu kriz büyüyor ve bu krizin devamında içeride kaotik bir durum oluşuyor. Mahkeme heyetinin bir bölümü, içerisinde savcı ve hakimin de bulunduğu bir bölümü salonu terk ediyor ve gelmeyeceklerini, bir daha dönmeyeceklerini söylüyorlar salona ve böyle bir kaotik durum. Ve yine hukuk insanlarından referans vererek aktarmak gerekirse şöyle değerlendiriyorlar. Savcının kriz çözmesi gerekir fakat savcı şu an burada kriz çıkarıyor diyorlar. İçerideki son durumu da şöyle söylemiş olalım. Burada sabah dayanışma için gelen, duruşmaları takip için gelen milletvekillerinden bir kısmı Gezi davasından ayrılıp Boğaziçi'ne kaymış durumda. Bunların içerisinde birkaç isim vermek gerekirse en ön sıralarda CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel var. İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, Mahmut Tanal gibi birçok isim var. Yukarıda Boğaziçi'li öğrencilerin avukatlarının tutanaklarını rahatça yazabilmeleri için etten duvar oluşturmuş biçimde bekliyorlar. Çünkü orada henüz bir ara karar, arada verilmiş durumda değil, özür diliyorum. Ara verilmiş durumda değil. Avukatlar bir tutanakla hakimin ya reddini, ona daha bir henüz bilgi erişemedik, sıcak bir bilgi gelmedi ama ya reddini isteyecekler ya da geri çağırıyorlar salona ve duruşmanın devamı seyri için. Bunun için de ama izin verilmiyor. 30'u aşkın çevik kuvvetin yukarı çıktığını biliyoruz salona girdiğini ve adliye koridorlarına girdiğinizde de çok sayıda çevik kuvvet ekibinin Boğaziçi davasının görüldüğü duruşma salonunu bulmaya çalıştığını gördük. Duruşma salonuna ulaşmaya çalışıyorlardı. Böyle de yoğun bir güvenlik önlemi söz konusu. CHP'li ve HDP'li ve Türkiye İşçi Partili milletvekillerinin de bir etten duvar ördüğünü, avukatların o şekilde tutanaklarını yazmaya çalıştığını gördük. Boğaziçi'li öğrencilerle dayanışma için gelen yabancı bazı öğrenciler de var. Çeşitli değişim programlarıyla buraya gelmiş ve bu Boğaziçi'li öğrencilerin mücadelesine destek ve dayanışma göstermiş öğrenciler bunlar. Onlar da arkadaşlarının duruşmasını yukarıda izliyorlar ve hayretle gülerek izliyorlardı o duruşmayı. Onu da buradan aktarmış olalım sizlere. Yani yukarıda özetle emsal niteliğinde bir duruşma görülüyor. Evet. Hukuk insanları Boğaziçi duruşması için orası da devam ediyor. Gezi de devam ediyor. Çağlayan'ın gündemi şimdilik bu kadar diyelim. Sıcak gelişmeler oldukça önümüzdeki kuşaklarda konuklarımızla beraber tekrar sizlere bağlanıyor olacağız zaten. Sözü tekrar size bırakıyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Evet.